Öncelikle bu güzel toplantıya bizi davet eden gerek HPB Başkanımıza, gerek Celal Günder Derneği'nin önceki ve mevcut başkanına, yönetim kuruluna, organizasyon komitesine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten çok verimli bir toplantı oluyor. Yani her yönden tartışmalar, bu ben genç meslektaşlarımıza söylüyorum, bu tartışmaları her toplantıda görmezsiniz. Buna özellikle öncülük eden Cüneyt hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Bu şeyde görev alan işte Ahmet hocam, yani burada kurucu yönetim kurulu, ben de kurucu yönetim kurulu üyesindeyim. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Bölgeden gelen, uzaktan, ta İstanbul'dan, değişik yerlerden. Biz herhalde arkadaşlar artık yavaş yavaş geliyor. Ben toplantıyı başlatayım. İsterseniz hocam siz de bir kelam etmek ister misiniz? Peki hocam, yeterli diyor. Ben onun adına da teşekkür etmiş olayım. Şimdi gerçekten şimdi güvenlik kolestektomi vakaları sunulacak. Güvenlik kolestektomi çok önemli. Hep sabahtan beri işte safra yaralanması, ne yapalım, ne zaman yapalım, nasıl yaklaşalım diye düşünüyoruz. Aslında bunu önlemenin en önemli yolu, biraz önce de başkanımız da söyledi. Tabii ki bunun eğitim, 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 eğitim önemli. Uygun eğitim, fakat doğru eğitim de önemli aynı zamanda. Yani bazen yanlış öğrenilen yanlış olarak gidiyor ömür boyu. Doğru eğitimi doğru şekilde almakta. Biz şimdi Sivas Üniversitesi'nden güvenlik kolestektomi vakalarını Sayın Doktor Sinan Soylu tarafından, buyurun Sinan Hocam. Herkese merhaba. Öncelikle böyle bir toplantıya davet edildiğimiz için HPB Yönetim Kurulu'na, Organizasyon Kurulu'na teşekkür etmek isterim. 7 yıl önce Sivas'ta bir bölgesel HPB toplantısı yapmıştık. Aslında güvenlik kolestektomi biraz oradan bize kaldı. Ahmet Balık Hocam anlatmıştı o zaman yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında da o şekilde yapmaya çalıştık. Safra kesisi taşlarında kolestektomide laparoskopinin hayata girmesiyle hızla laparoskopi sayısı arttı, kolestektomi sayısı arttı ve günümüzde altın standart artık. Ekipmanların gelişmesi, tecrübenin gelişmesine rağmen halen açık kolestektomiye göre laparoskopi kolestektomide safra yolu yaralanmaları yüksek görülmekte. Açık yaklaşımda binde bir, binde iki oranında görülen safra yaranması başlarda binde bir ile binde 15 arasındaydı laparoskopik kolestektomide. Sonraları son verilerde azalmasına rağmen halen binde 5 düzeylerine kadar görülebilmekte. Güvenlik kolestektomi ilk 1995 yılında Strasberg tarafından tanımlanmış ve Critical Wave of Safety, kritik yönlü görüş Türkçe'ye çevirisiyle yani güvenlik kolestektomi tekniği tanımlanmış. Daha çok diseksiyon ve anatomik planların daha ortaya çıkarılmasına dayanıyor. Bizim çalışmamızın amacı da son 5 yılda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yaptığımız güvenlik kolestektomi tekniği yaptığımız vakaları sunmak, sonuçlarımızı sunmak. Mart 2017, Mart 2022 yılları arasında yaptığımız vakalar değerlendi. Teknikte kalı tüşkeni yağ ve fibroz dokulardan künt ve koter yardımıyla ayrıldı. Başlangıç aşamasında safra kesesi yatağına bağlandığı alt kısım açığa çıkartıldı. Bu hastaların demografik verileri, ameliyat endikasyonları, diren konulmaması, açık kolestektomiye geçiş sebepleri kayıt altına alındı. Ameliyat sırasında Riviera sulcus'un altında mümkün olduğunca elektrokoter ve yüksek enerjili cihazlar kullanılmadı. Klasik 4 trokarla işte fundustan traksiyon yaparak Hartmann'dan da sağa sola traksiyonla başladık. Kalot üçgeninde küçük bir peritonda bir pencere açıp yukarıya kese korpusunun kese yatağına birleştiği yerin aşağı yukarı 1 bölü 3'üne kadar olacak şekilde önlü arkalı periton açıldı. Bu birkaç vakanın fotoğrafları arka arkaya. Bu hastamız da dün yaptığım bir vakaydı. 82 yaşında yatalak bir hasta. Kolistostomi sonrası
8 hafta sonra ameliyatı aldığımız bir hasta. Peritonunu açtık. Sağ lateral peritonunu da açtık aynı şekilde. Ve bu diseksiyonla safra kesine giren iki lümenli yapı kalana kadar, yani sistik arter ve sistik kanal kalana kadar fibroz dokulardan temizledik. Vakalarımız öyle. Burada başka bir vakamız, kese yatağında vasküler yapıyı görüyorsunuz. Buradaki diseksiyon safra kesine yakın yapıyoruz. Biraz vaka sırasında kese perforasyonu sayımız fazla ama aspirasyon ve drenaj direnç koyarak bir şekilde onu bertaraf ediyoruz. Başka vakamız. 565 vakaya güvenli kolestiklomi yaptık 5 yıl içinde. Bunların 133'ü erkek, 166'sı kadın. Erkeklerde 51.8 yaş ortalaması, kadınlarda 54.8. 162 hastamıza diren yerleştirdik. Endikasyon olarak da planlı gecikmiş kolestiklomi dediğimiz hastalarımız %60'a yakın bir oranı teşkil ediyor. Dispeptik yakınmalar olan semptomatik safra kesi olduğunu düşündüğümüz ultrasonla taş tespit edilen hastalar %18. Pankreatit kolodokulit diyaziz şüphesiyle gastro tarafından ECP yapılan ya da takip edilen hastalar %11. Erken kolestiklomi %6. Son yıllarda biraz erken kolestiklomi artmakla birlikte daha soğutma tedavisi sonrası planlı cerrahi tercih ediyoruz. Kese perforasyonu %1 oranında. Açığa geçtiğimiz 7 hastamız oldu. 7 hastamız, ikisi şiddetli enflamasyon nedeniyle diseksiyona hiç olanak sağlamadı. Sıkı yapışıklıklar 2 hastamızda. Anatomiyi tam kafamıza oturtamadığımız 2 hastayı açığa geçmek zorunda kaldık. Bir hastamızda kanama nedeniyle açığa geçtik. Safra kanalı yaralanması hiçbir hastamızda olmadı. 3 hastamızda 24-48 saat süren günlük 20-30 cc safra drenajı oldu. Sonra bunların tamamı kendiliğinden geçti. Herhangi bir ECP stent ya da reoperasyon yapılmadı bunlara. Sonuç, safra yolu yaralanmaları mortal ve morbiditeyi artırmakla birlikte medikolegal sorunlara da sebep olmakta. Bu sorunlardan kaçırmak için daha dikkatli diseksiyon ve güvenli kolestiklomi tekniğini yardımcı olabilir bu konuda bize. Çok teşekkür ederiz. Sorumluya katkısı olan var mı? Cüneyt Hocam. Teşekkür ederim hocam. 500 tane hastanın hepsinin duktus sistikusunu ve sistik arterini gördünüz ve mükemmel bir sonuç. Tabii. Elinize sağlık. Bunlar dışında başka hastalar var mı? Yani bunları göremediğiniz, göremeden kolestiklomi yapmak zorunda şöyle, kaldığınız ya da parsiyak gibi. Hocam bunların bir kısmı parsiyel dediğimiz şöyle. Kese yatağında bir kısım bıraktığım diseksiyonu zor olan oldu ama sistik kanal ve arteri görmeden hiçbir zaman kliplemedim, kesmedim. Biraz fazla zorladığımı düşünen arkadaşlarım da oldu. Atil hocam da burada. Ama sonuçlarımız bu. Başka soru katkı var mı? Buyurun hocam. Sadullah hocam. Sinan hocam, öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Sağ olun. Hartmann bölgesinde zorlanıp retrograd değil de antegrad peritoneal taraftan yürüdüğünüz oldu mu? Duktus izole etmek için. Hocam şöyle, kese korpusunda peritone açıyoruz dedim ya hocam. Orayı zaten açarken bazen yukarıya kadar açtığımız oluyor. Tam antegrat bir kolestektomi olmasa da oradan geldiğimizde arka taraf boş olduğu için daha rahat diseksiyon yapabiliyoruz ya da daha emin olabiliyoruz. Ama dediğim gibi emin olmadan kanal, iki kanal kalacak şekilde diseksiyon yapmadan hiçbir klipsleme ya da kesme işlemi yapmadım. Teşekkür ederim. Yani tek bir yöntem belki değil. Burada şöyle, özellikle supakut kese resmini gösterdiğim vakalardan biriydi. Suyla yıkayarak belki biraz küntü seksiyonla o bölgeyi diseksiyon yapmaya da çalıştık. Yani bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Yani bazen Hartmann'ın üst tarafına kadar tamamıyla o üçgene koladok tarafına gömük olabiliyor. Tabii, fibroz tabii. Olabiliyor. Diseksiyon çok zor olabiliyor hidrodiseksiyona rağmen. Yani bizim deneyimizde bazen de antegrat
çok olmamakla beraber vakaların bir kısmı ama mutlaka duktusu ve arteri izole ederek yapmak gerekir. Teşekkür ederim. Yani bir kısım vaka, yani yanlış bilmiyorsam 10-12 vaka dediğiniz şekilde kombine, yani suyla diseksiyon antegrat girişle yaptığımız vakalar oldu. Hocam buyurun. Sağ olun. Bu vakalarda intraoperatif kolanjiyografi oranınız nedir? Ya rutin intraoperatif laparoskopik kolanjiyografi yapmıyoruz. Zaten emin olmadığımız zaman da açığa geçiyoruz. Ya şimdiye kadar ihtiyaç duymadık. Başka? Buyurun Bahri Hocam. Hocam parsiyel kolestektomi yaptınız oldu mu? Yani hocam, ne yapıyorsunuz şöyle, mesela parsiyel kolestektomide fundustaki taşı alıp açık mı bırakıyorsunuz, drenle koyuyorsunuz, hocam, oraya kapatıyor musunuz? Parsiyel dediğimiz şöyle, yani normal aslında parsiyel gibi değil. Gene diseksiyonumuzu yapıyoruz. Kese yatağının alt kısmı bazen çok yapışık oluyor. Orada bir kısım kese duvarı kalabiliyor. Yani hilusta değil de daha yukarıda safra kese yatağında. Yani bir iki vaka da olmuştur. Onun dışında parsiyel yapmadım hiç. Başka? Hocam buyurun. Peki ben bir şey söyleyeyim yoksa. Yani antegrat tabii zor vakalarda antegrat yapıyoruz ama antegratın da şöyle bir şeyi var. Çünkü gördüğümüz için onu çekerken bazen koledoğu çok yapışıksa koledoğu çekme ve yanlışlıkla koledoğu yaralama şeyi çok şey. Yine hocamızın senin bahsettiğin gibi önden ve arkadan çok önemli. Keseye yakın hidrodiseksiyonla şeyle bir şekilde orayı ayırıp yani kombine yine yukarıdan aşağı doğru ama her halükarda ona da çok dikkat etmek lazım. Bir de mutlaka 360 dönüp yani posteriörü, anteriörü iki tarafı açıp önce ben arteri ligat ediyorum. Arterin de kese tarafına klipslemiyorum. Hani bir safra kanı görüyoruz ama yine de emin olmak için. Ve o hilusta kanama, küçük kanamalar hiç aldırmadan hiç koter kullanmıyorum. Yani bunlarla hemen hemen hiç açığa geçtiğim veya şey yaptığım vakam olmadı. Rahat zorlandığımız gerçekten çok uzun süren vakalıyor ama hidrodiseksiyonla şeyle o koterin şeyle yavaş yavaş senin de yaptığın gibi önü ve arkayı iki tarafa açarak kesenin dibinden koledoğu yakın diye. Çünkü bu fibrotik şeylerde en büyük sıkıntı koledoğu çekerek şeye yapışabilir safra kesesine. Eğer safra kesesinin dibinden gidilmezse o zaman safra kesesi yani koledok yaralanması yani safra kesesinin bir duvarı orada kalmasının bir sorunu yok ama koledok yaralandığı zaman hastada ciddi bir morbidite artışı olacaktır. Başka soru yok herhalde. Ben pardon. Buyurun. Kolesistektomi sonrası debisi 100 ila 200 cc arasında değişen safra kaçaklarında ne kadar süreyle bekliyorsunuz diyor. Bir de akut kolesistlerde fundusu ilk olarak diseke edip yaklaştığınız hasta var mı diye, o zaten cevap verdiniz o soruya. Bir de parsiyel kolesistektomi sonrası hasta yönetiminiz nasıl diye. Şöyle parsiyel kolesistektomi dediğim gibi çok fazla denk gelmedi. Yani sonuçta parsiyel çok yorum yapamayacağım aslında, ona. Aslında onu da söylediniz. Bahri Bey'e söylediniz. Orada birkaç evet, vaka dediniz. Yani safra kaçağı olduğunda da yönetim belli zaten. Bir nereden olduğunu belirlemek için bir önce MR kolanjiyo yapmak gerekiyor. Sonrasında da onun lokalizasyonuna göre ya LCP stentleme ya da bir cerrahi gerekecektir ona. Ya da beklemek ama iki vakanızda beklemişsiniz ve iyi sonuç almışsınız. Yani öyle de olabiliyor. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler.